Hep özel idare kanalıyla yapıldı biliyorsunuz. Bundan sonra bu işler hep GEİ ve belediyesi kanalıyla olacak. Şimdi önünüze kitapçıklar bıraktık. Bilmiyorum genç arkadaşlar biz gelmeden önce bakma şansınız oldu mu bunlara? Bugüne kadar 5 yıl içerisinde bizim belediye başkanı olduğumuz dönemde AK Parti iktidar döneminde yaptığımız hizmetleri bir kitapçığa koyduk ve yazdık. Onların hepsi GEİ'de gerçekleştirilmiş işler. Bugün muhalefet bile onların hiçbirine bir laf söyleyemiyor GEİ'de. Ne söylüyorlar? Murat Kaya diyor, dereyi DSE'ye yaptırdı diyor. Yolu karayollarına yaptırdı diyor. Doğalgaz Enerji Bakanlığı. Ya kardeşim biz gelirken dedik ki insanlara, biz bu hizmetleri getireceğiz. Bu bakanlıkları da ben kurmadım. Yani benim hatırıma kurulmadı bakanlıklar. İşte İmamet Lisesi yapıyoruz GEİ'ye. Diyor ki Milli Eğitim Bakanlığı'na yaptırıyor. Ya Milli Eğitim Bakanlığı'nı ben yeni kurmadım ki. Bundan daha önce de vardı bunlar. Şimdi bu yaptığımız hizmetler ortada. İnşallah köylerimize de bu hizmetleri getireceğiz. Şimdi muhtarımıza sormadım köyün sorunları nelerdir diye ama belediyemiz artık güçlendi elhamdülillah. Bu hizmetler köyde ne lazımsa ben yapacağım. Öncelikle onun sözünü vermek istiyorum sizlere. Allah nasip ederse önümüzdeki dönem köyün ihtiyaçlarının tamamını biz tabii arkadaşlar gökten yıldızları falan da vaat etmiyorum ama onu söyleyeyim. Yani kanalizasyonunuzu büyükşehir yapacak, suyunuzu büyükşehir yapacak, ana yolları büyükşehir yapacak, köy içi kilitli parkeyi ben yapacağım. Allah ömür verse. İmar bize geçiyor, çöpünüzü de GEİ Belediyesi olarak biz toplayacağız. Bunların hepsine başlıyoruz ve hatta bu temizlik hizmetlerine seçimden önce başlıyoruz. Yani bu kitapçıda gördüğünüz hizmetler GEİ'de yapılanlar. Bunları niye getirdik huzurlarınıza? Arkadaşlar derlersek evet Murat Kaya denen arkadaş bu hizmetleri GEİ'ye yapmıştır. Sözünde durmuştur. İnşallah bu hizmetlerimizi köyümüze getirir demelerini hedefleyerek, planlayarak bunları bu çalışmaları yaptık. Şimdi maalesef GEİ küçük bir yer aslında. Bakmayın 22 bin nüfuslu köylerle 50 bin ama siyaset biraz hoyratça yapılıyor bizde. Biz de bu işin içinde hiç olmak istemiyoruz. Diyoruz ki dostlarımıza, biz sadece hizmetimizle ön plana çıkalım. Bakın bizim hem boy afişlerimizde hem bunlarda bir sloganımız var. GEİ'de huzura ve hizmete devam diye. Şu an Allah'ın izniyle GEİ'de bir huzur var mı? Siz de bunu köylerden görüyor musunuz? Evet. Şimdi GEİ'deki bu huzurun devamını istiyoruz ve hizmetin de devamını istiyoruz. Daha önceki seçimleri bilmem genç arkadaşlarımız hatırlamazlar. Orta yaşlı arkadaşlarımız hatırlarlar. Bir belediye başkanı seçilirse diğer belediye başkanı aldığı işçileri işten atar. Kendine oy vermeyenlerin dükkanlarının önüne kum yıkar. Tezgahlarını kırar. İnşaatlarına ceza yazar. Niye? Korkutmak amaçlı. Şimdi bu huzura dedik ya, bu huzur kelimesi bizdeki muhalefet arkadaşlara biraz batıyor. Şimdi huzur var ya, hemen bir enstantane olay, senaryo hazırlıyorlar. 89 seçimlerinde GEİ'de bunlar çok yaptılar. Şimdi de yapmaya çalışıyorlar. Bilin diye söylüyorum. Kulağınıza bazı şeyler gelirse lütfen itibar etmeyin. Bizim telefon numaralarımız hepimizin kartlarda var. Eğer kafanıza takılan bir şey varsa açın bize sorun. Başkanım bu iş böyle midir? Öyleyse öyle olmuştur diyelim. Yoksa yok deriz. Benim siyasette yalancılık gibi bir tarzım yok. Yapabildiklerime yaptım, yapamadıklarıma hakkınızı helal edin. Yapamadım derim. Bu işin kuralı da bu. Esnaflıktan böyle öğrendik biz. Şimdi GEİ'de huzur var diyoruz. Hemen muhalefetten birileri diyor ki yok diyor bu diyor Murat Kaya diyor ben diyor bir işte belediye başkanı arkadaşım. Diyor ki Murat Kaya kendine oy vermeyenlere ceza kesti. Bir evrak göstermiş Kozan köyünde. Ben de hemen basına verdim. Bilin diye söylüyorum bunları. Şimdi bir tane işletmeci arkadaş ruhsatsız bir iş yeri açmış. Polis ona tutanak tutmuş. Polis tutanak tuttu mu? Eğer polis GEİ'de sizin herhangi bir iş yerinize tutanak tutarsa o tutanağı kaymakamlığa gönderir. Kaymakamlıkla belediye başkanlığına gönderir. Diyor ki buna ceza kesmeniz gerekiyor. Alt sınırı 900 milyon, üst sınırı şu an için söylüyorum bugünkü rakamları 1 milyar 800 milyon. Mutlaka ama ceza kesilecek diyor. Biz de belediye encümen olarak her zamanki olduğu gibi diyoruz ki en alt seviyeden keselim. Polis rapor tutmuş. İş yeri açma ruhsatı yoktur. Sigara içilmektedir ve yaşı küçük çocuk bulundurulmaktadır diye. Şimdi basına verdim onları. Basına verince bu sefer hemen kıvırmalar başlıyor. Şimdi hani seçim meydanı ya.
ne olursa hani savaştır ya güya, her şey mübahtır. Bir dünya yalan yanlış işleri işlemeye çalışıyorlar.